Merhaba arkadaşlar Edebiyat Hocam kanalına hoş geldiniz. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 8. ünitesiyle karşınızdayız. 8. ünitemiz mektup ve e-posta konularını kapsıyor. Videomuzda neler var kısaca onlara bakalım. Evet mektubun tanımını yapacağız. Türün özelliklerini inceleyeceğiz. Dünya Edebiyatı'nda mektuba bakacağız. Türk Edebiyatı'nda mektup. Mektup türünün önemli eserlerini inceleyeceğiz. Mektup türünden yararlanan bazı eserlere bakacağız. Mektupların şekil ve içerik özelliklerine bakacağız. Mektup türlerini inceleyeceğiz. Aradaki farklara bakacağız. Benzerliklere bakacağız. Dilekçeyi inceleyeceğiz. Dilekçenin özelliklerine bakacağız. Nasıl yazılması gerektiğini inceleyeceğiz. Dilekçeyi oluşturan unsurlara bakacağız. Dilekçe örneğimiz var. Tutanağı inceleyeceğiz. Tutanak yazma kurallarını inceleyeceğiz. Tutanak örneğimiz var, onu inceleyeceğiz. E-posta'yı inceleyeceğiz. Açık oturumu inceleyeceğiz. Açık oturumun uygulama aşamalarına bakacağız. En son artık etkinliklerimizi inceleyeceğiz. Doğru yanlış etkinliklerimiz var. Boşluk doldurmalarımız var arkadaşlar. Bu şekilde konuyu pekiştireceğimizi düşünüyorum. Arkadaşlar videonun notlarını açıklama kısmına ekliyorum oradan indirebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hemen başlayalım. Mektup. İnsanların duygu ve düşüncelerini çevrelerinde olup bitenleri uzaklardaki yakınlarına samimi bir üslupla kağıda dökerek anlattıkları yazılara biz mektup diyoruz. Arkadaşlar duygu ve düşüncelerimizi bizden uzakta olan yakınlarımıza samimi bir üslupla kağıda dökerek anlattığımız yazılara biz mektup diyoruz. Mektup türünün özelliklerine bakalım. Mektupta anlatım muhatabın seviyesine uygun olmalıdır. Bir arkadaşımıza yazıyorsak ayrı bir dil kullanırız, bir büyüğümüze, bir çocuğa, sevdiğimize. Yani kişiye göre bir üslup kullanılır mektuplarda. Arkadaşa yazılacak bir mektupta kullanılacak dil bir büyüye yazılacak mektuptaki dilden farklıdır. Yine bir sanatçıya yazılacak mektuptaki dil ile eşe sevgiliye yazılacak mektuptaki dil aynı değildir. Mektup iştenlikle yazılmalıdır. Yani duygularımızı içten bir şekilde samimi bir şekilde anlatacağımız bir yazı türüdür mektup. Bilinen en eski iletişim türlerinden biri olan mektup türünün ilk örnekleri Mısır firavunlarına ve Hititlere aittir diye biliriz. Mektup türü diğer edebi türlerin yani roman, hikaye, gezi yaz, anı ve benzeri türler için kaynaklık oluşturabilirler. Yani bir romanın içinde biz mektup görebiliriz ya da mektubun anlatım tarzını biz roman, hikaye ya da gezi yazısında görebiliriz. Mektuplar, özel mektuplar, edebi mektuplar, iş ve resmi mektuplar olmak üzere dörde ayrılır. Bunları da inceleyeceğiz. Dünya edebiyatında mektup. Dilimize Arapçadan geçen mektubun tarihi yazının bulunduğu döneme kadar uzanmaktadır. Milattan önce 15-14. yüzyıllarda yazılan Mısır firavunlarına ve Hitit krallarına ait diplomatik mektuplar bulunmuştur. Bunlar da dünyanın ilk mektupları sayılmaktadır. İslamiyeti yaymak amacıyla Hazreti Muhammed'in Mısır Habeşistan ve Bizans hükümdarlarına gönderdiği mektuplar türün bilinen örnekleridir. 15. yüzyılda kağıdın bulunmasıyla yaygın bir iletişim aracı haline gelmiştir mektup. Latin edebiyatında Cicero ve Horatius mektup türünde eserler yazmış sanatçılardır. Türün ustaları ancak 18-19. yüzyılda yetişmiştir. Voltaire, Jean-Jacques Rousseau bu türün ustaları kabul edilmektedir. Fransız yazarlardır bunlar. Türk edebiyatında mektup. Mektubun Türk tarihinde ne zaman ortaya çıktığı kesin olarak bilinmemektedir. Türkler Anadolu'ya gelmeden önce mektup türünü kullanmışlardır. Uygur prenslerinin yazdığı mektuplar bu türün Türk tarihindeki ilk örnekleri kabul edilmektedir. Divan edebiyatında burası önemli arkadaşlar. Mektup denildiğinde akla ilk gelecek eserler münşaatlardır. Divan edebiyatında nesir biçimindeki yazıya biz inşa diyoruz. Nesir yazarına yani düz yazı ile yazanlara münşi diyoruz. Nesir halindeki yazıların bir araya toplanmasına meydana gelen eserlere ise münşaat adını veriyoruz. Münşaatlarda resmi ve özel mektuplara geniş yer verilir. Bunlar yazı hüneri göstermek amacıyla çok süslü ve ağır bir dille yazılmış yazılardır diyebiliriz. Yani mektup denildiğinde divan edebiyatında aklımıza münşaatlar gelecek arkadaşlar. Fuzuli'nin şikayetnamesi edebiyatımızdaki en ünlü mektuplardan birisidir. Ki ilk edebi mektubumuz da kabul edilir bu mektup. Fuzuli kendisine bağlanan maaşı almaya giderken kendisinden rüşvet isteniyor. Bunu anlatmak için bir mektup yazıyor. Ki şikayetname hem önemli bir hiciv yazısıdır hem de ilk edebi mektubumuz olarak kabul edilir. Edebiyatımızda mektup türü Tanzimat edebiyatı döneminde gelişmeye başlamıştır. Özellikle Abdülhak Hamit Tarhan ile Namık Kemal'in birbirine yazdıkları mektuplar bu gelişmenin önemli örnekleri kabul edilir. Türk edebiyatında özel mektupların herhangi bir yazı veya kitap içinde veya bir kişiye ait toplu olarak yayınlanması da Tanzimat döneminde gerçekleşmiştir. Yani daha önce özel mektupların bir kitap halinde toplanması yoktu. Bunlar Tanzimat döneminde bir kitap haline gelmeye başlanmıştır. Mektup Cumhuriyet döneminde daha da yaygınlaşmıştır. Tabi günümüzde artık yani şu anda 2000'li yıllarda artık mektup neredeyse kullanılmamaya başlanmıştır. Mektup türünün önemli eserlerine bakalım arkadaşlar. Cicero'nun Mektuplar, Fuzuli'nin Şikayetname ki önemli bir eserdir. Namık Kemal'in İrfan Paşa'ya Mektuplar, Cay Sıtkı Tarancı'nın Ziya Osman Saba'ya yazdığı ki dostudur. Ziya'ya mektuplar önemlidir. Nurla Atac'ın okuruma mektuplar, Nazım Hikmet'in Kemal Tahir'e hapishaneden mektuplar, yine Nazım Hikmet'in eşi Piraye mektupları mektup türünün önemli eserleridir. Bunları bilmemizde fayda vardır. Arkadaşlar bazı eserlerde mektup türünden yararlanmıştır. O eserler mektup türünden yararlanılarak yazılmıştır. Örneğin Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Mutallaka adlı eseri bir romandır. Ancak mektup tarzında yazılmış bir romandır. Bu da edebiyatımızda mektup tarzında yazılan ilk roman kabul edilmektedir. Halide Edip Adıvar'ın Handan adlı romanı arkadaşlar mektuptan yararlanılarak yazılmış önemli romanlardan bir tanesidir. Oğuz Atay'ın Babama Mektup adlı eseri de bir hikayedir. Yine mektuptan yararlanılarak yazılmıştır. Kemalettin Kamu'nun İzmir yollarında bir şiirdir. Bu da mektup tarzında yazılmış bir şiirdir. Bunlar önemli eserlerdir. Yani mektup farklı türlere de kaynaklık edebiliyor. Arkadaşlar mektupların şekil ve içerik özelliklerine bakalım. Yani bir mektup nasıl yazılmalı, şekli nasıl olacak, içerikte ne olmalıdır ona bakalım. Mektuplar bir hitap sözüyle başlar. Hitaplarda her kelime büyük harfle başlar ve hitap sözünden sonra virgül kullanılır. Buna dikkat ediyoruz. Bazıları iki nokta ya da noktalı virgül kullanıyor. Kesinlikle yanlıştır. Virgül kullanmamız gerekir. Yani şu şekilde sevgili kardeşim dediğimiz an hem bu hem bu harfimiz büyük olacak ve sonra virgül kullanacağız. Kesinlikle noktalı virgül kullanılmayacak ya da iki nokta kullanılmayacak. Bunun yerine virgül kullanılacak. Dikkat edelim. Duygu ve düşünceler işten bir anlatımla dile getirilir. Yani samimi bir dil kullanılması gerekiyor. Giriş bölümünde mektubun yazılış amacı belirtilir. Yani bu mektubu bundan dolayı yazıyorum. Sana olan özlemimden dolayı yazıyorum şeklinde başlanabilir. Mektupta asıl anlatılmak istenenler gelişme bölümünde yer alır ki gelişme en uzun olan kısımdır. Sonuç bölümünde sevgi, saygı ve iyi dilekler bildiren ifadelere yer verilir. Mektubun şekil özelliğine bakalım kağıdın sağ üst köşesine yer ve tarih yazılır. Yani bu kısma biz yer ve tarih yazıyoruz. Ankara 17.05.2020 şeklinde yazabiliriz. Mektubun sağ alt köşesinde yazan kişinin adı ve imzası yani bu kısma ad ve imza yazılır. Sol alt köşesinde ise adrese yer verilir. Yani bu kısımda ise adrese yer vermemiz gerekiyor. Dikkat ediyoruz. Buraya yer ve tarih, buraya ad ve soyad, buradaysa adresi yazmamız gerekiyor. Mektuplar beyaz çizgisiz kağıda mavi veya siyah mürekkepli kalemle yazılır. Mürekkepli kalemle yazılmasının nedeni silinmemesidir ya da değiştirilmemesidir arkadaşlar. Edebi ve özel mektuplar arkadaşlar elle yazılır. İş ve resmi mektuplar daktilo ile ya da bilgisayarla yazılır. Buna da dikkat etmemiz gerekir. Umarım mektubun şekil ve içerik özellikleri anlaşılmıştır. Mektup türleri. Arkadaşlar biz mektupları dörte ayırıyoruz. Özel mektuplar, edebi mektuplar, iş mektupları ve resmi mektuplar şeklinde. Özel ve edebi mektuplar önemli. Özellikle bunlara dikkat etmemiz gerekir. A. Özel mektup kişinin yakınlarına ve tanıdıklarına yazdığı mektuplardır. Özel mektupta anlatılanlar sadece gönderici ile alıcıyı ilgilendirir. B edebi mektuplar. Sanatçıların, düşünürlerin yazdıkları, sanat ve düşünce derinliği taşıyan mektuplardır. Dil ve anlatım yönünden sanatsal değer taşıyan edebi mektuplar yazıldıkları dönemin sanat ve düşünce hayatına ışık tutarlar. Özel mektuplar ve edebi mektupların benzer ve farklarına bakalım arkadaşlar. Daha da anlaşılacaktır bu ikisi arasındaki benzerlik ve farklar. Önce farklara bakalım arkadaşlar. Bu kısımda özel mektuplara yer verdik. Bu kısımda ise edebi mektupların özelliklerini verdik. Özel mektuplarda samimi kişiler arasında yazılır. Yani arkadaşlar arasında, sevgililer arasında, dostlar arasında, aile arasında yazılan mektuplardır. Edebi mektuplar tanınmış sanatçılar arasında kaleme alınan mektuplardır. Özel mektuplarda sade ve süssüz bir dil kullanılır. Amaç sanat yapmak değildir. Amaç duygularını anlatmaktır. Edebi mektuplarda ise sanatsal bir üslup kullandır. Oradaki maharetini de göstermeye çalışır sanatçı. Mektup yazıdan kişiyi ilgilendirir sadece özel mektuplar. Yani bir arkadaşa yazılmışsa sadece onu ilgilendirir. Ancak edebi mektuplar sadece o kişiyi değil, birden çok kişiyi ilgilendirir ya da o dönemde yaşamış sanat camiasını ilgilendirebilir. Özel mektupların sanatsal değeri yoktur. Edebi mektuplarınsa sanatsal değeri vardır. Özel mektuplar samimi bir dille yazılırlar. Edebi mektuplarsa ciddi bir dille yazılırlar. Özel mektuplarda günlük konuşma dili tercih edilir. Yani günlük nasıl konuşuyorsak, nasıl hitap ediyorsak o şekilde yazabiliyoruz. Edebi mektupta ise sanat değeri taşıyan bir dil kullanmamız gerekir. Özel mektupların edebi ve tarihi değeri pek yoktur ancak edebi mektupların tarihsel ve edebi değeri vardır diyebiliriz. Bunlar ikisi arasındaki özel mektuplar ve edebi mektuplar arasındaki farklar. Bir de benzerliklerine bakalım. Evet, özel mektuplar ve edebi mektuplar arasındaki benzerliktir. Her ikisinde de değişen hitaplar bulunur. Yani sevgili dostum, sevgili arkadaşım değerli ziyaya ya da işte o sanatçının adını yazabiliriz. Yani her ikisinde de hitaplar vardır. İkisi de mektup planına uygun bir şekilde yazılır. Yani tarih nerede, alt soyad nerede, adres nerede ona göre yazılırlar. Her iki türde de giriş, gelişme ve sonuç bölümleri bulunmaktadır. İki mektup türü de yazılı birer iletişim aracıdır. İki türde de sağ üst köşeye tarih atılır. Yani bu kısma. Sağ alt köşeye de isim soy isim yazılır arkadaşlar. Bunları bilmemizde fayda vardır. Evet mektup türlerine devam ediyoruz. Üçüncü olarak iş mektupları. Özel kurumların arasında veya kişilerle kurumlar arasında yapılan mektup yazışmasına biz iş mektubu diyoruz. Kısacası. Ticari bir konuda bir dileği bildirmek için yazılan mektuplardır. Bu tür mektuplarda anlatım kısa ve öz olmalı, açık, anlaşılır ve kesin ifade kullanılmalıdır. İş mektupları firma adının yazılı olduğu kağıtlara genellikle daktilo ya da bilgisayarla yazılır. Yani özel kurumlar arasında ya da kişilerle kurumlar arasındaki iletişimi sağlayan mektuplara biz iş mektupları diyoruz. Kısa ve öz olmalı Açık ve anlaşılır bir dille yazılmalıdır iş mektupları. Dördüncü olarak resmi mektuplar. Resmi mektuplar önemli, iyi bilmemiz lazım. Devlet kurumlarının aralarında veya kişilerle devlet kurumlarının arasında yazılan mektuplardır. Bu tür mektuplarda anlatım ciddi ve saygılıdır. Çünkü devlet kurumları arasında yapılır ya da kişiyle kurum arasında yapılır. Yani devlet arasında yapılır. Bu yüzden ciddi ve saygılı bir dil kullanılır. Konu dışındaki bilgi ve istekler yer almaz. Yani gereksiz bilgiye ve isteklere yer verilmez. Dilekçeler arkadaşlar ki önemlidir burada bir tür resmi mektup olarak da kabul edilir. Bu tür mektuplar yani resmi mektuplar A4 kağıdına olabildiğince kısa öz bir şekilde ciddi bir dil ve anlatımla daktilo veya bilgisayarda yazılır. Tabi elle yazılabilir mi? Yazılabilir. Ancak daktilo ya da bilgisayarla yazılması daha doğru olur. Resmi mektup üst makama yazılmışsa yani sen kişi olarak bir kuruma yazıyorsan arz ederim dersin. Alt makama yazılmışsa rica ederim ifadesiyle sunar. Er. Kurum sana yazıyorsa o zaman rica ederim ifadesini kullanır. Ya da diyelim ki iki tane kurum var. İşte bir lise var ve Milli Eğitim Müdürlüğü var. Lise Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazarken arz ederim ifadesi kullanılır. Milli Eğitim Müdürlüğü lise dilekçe yazınca rica ederim ifadesini kullanması gerek. Yani gereğinin yapılmasına rica ederim ifadesini kullanır. Evet dilekçeye geçelim arkadaşlar. Bir isteğin bildirilmesi veya bir şikayetin iletilebilmesi amacıyla kişilerin resmi makamlara sunduğu durum bildiren yazılara biz dilekçe diyoruz. Bir istekte ya da şikayette bulunduğumuzda resmi makamlarla kurduğumuz iletişim dilekçe yoluyla yapılır. Peki dilekçe nasıl yazılır ona bakalım. Dilekçe çizgisiz beyaz dosya kağıdına yani A4 kağıdına bilgisayar veya daktiloyla yazılabileceği gibi silinmez kalemle, okunaklı el yazısıyla da yazılabilir. Yani ya bilgisayar veya daktiloyla yazacağız ya da silinmez kalemle, mavi ya da siyah tükenmez kalemle yazacağız. Kırmızı kalemle kesinlikle dilekçe yazılmaz ve kabul edilmez. Dikkat edelim. Dilekçede söz konusu istek veya şikayet öz olarak belirtilir gereksiz ayrıntılara yer verilmez ve samimi bir dilde kullanılmaz buna da dikkat edelim. Yani isteğimiz neyse kısaca vereceğiz ki birazdan da dilekçe örneğimizde gösteririz. Sade ve resmi bir dil kullanılır. Yazım ve noktalama kurallarına dikkat edilir. Dilekçede dilekçe sahibinin adı soyadı ve imzasıyla iş veya ikamet adresinin bulunması zorunludur adımız, soyadımız, imzamız ve adresimizin kesinlikle olması lazım. Yoksa dilekçemiz kabul edilmez. Ki kurallarıyla yazılan bir dilekçeyi her kurum kabul etmek zorundadır. Ve buna cevap vermek zorundadır arkadaşlar. Dilekçeyi oluşturan unsurlar. Dilekçeyi oluşturan unsurlarda önemli bir kısım muhatap yani kurum ya da makam artık neresi ise yani dilekçeyi yazdığımız yer. Dilekçenin muhatabı olan kurumun makamın adı, satırı ortalayacak şekilde yazılır. Örneğini gösteriyorum. Evet makam burası arkadaşlar. Bu şekilde ortalamamız gerekiyor. Devam ediyorum. Kendini takdim. Dilekçeyi yazan sunduğu kurumla ilgisini belirtecek şekilde kendini kısaca tanıtır. Bakalım. Evet şöyle bir ifade kullanmışız okulunuzun 9 A sınıfı 123 numaralı öğrencisi. Bakın ne yaptık? Kendimizi kısaca tanıttık. Devam ediyoruz. Sorun ve talep yani istek ya da şikayetimiz. Kuruma iletilmek istenen sorun, şikayet ve talep belirtilir. Bakalım. Evet bu kısımda kendimizi tanıttık. Sonra ifadeyi kullanıyoruz. Sağlık sorunlarım nedeniyle kimya dersinin ikinci yazılısına katılamadım. Sorunu belirtiyoruz. Şimdi dileğimiz yani isteğimizi belirteceğiz. Yapılacak olan mazeret sınavına katılmak istiyorum. Sağlık raporum ektedir demişiz. Sonra devam ediyoruz. Saygı ifadesi. Metin arz ederim saygı ifadesiyle bitirilir. Tabi üst makama yazılırsa arz ederim. Alt makama yazılmışsa rica ederim ifadesi kullanılır. Bakalım. Gereğinin yapılmasını arz ederim demişiz arkadaşlar. Eğer çok fazla bilgi veriyorsak şu şekilde de yazabiliriz. Gereğinin yapılmasını bilgilerinize arz ederim şeklinde de kullanabiliriz. Tarih metin bölümünden sonra yazı alanının sağına gün, ay, yıl sıralamasıyla yazılır. İmza yazı alanının sağında, tarihin altında yer alır. Ad soyad yazı alanının sağında ve imzanın altında yer alır. Bakalım arkadaşlar. Evet, tarih buraya yazıyoruz. Gün, ay ve yıl şeklinde imza kısmı var. Bir de burada alt soyad yazılır. Arkadaşlar imzamızı kesinlikle bu kısma atmıyoruz. Yani bu şekilde imza olmaz. İsmin altına sadece Cumhurbaşkanı imza atabilir. ismin üstüne atmamız lazım. Yani bu kısma imzamızı atmamız lazım. Artık imzamız nasız. Yani alt kısma imza atılmaz. İmza kanununa göre yanlış bir tutumdur. Bu dikkat ediyoruz. İletişim bilgileri yazı alanının soluna iş veya ikametgah adresiyle diğer iletişim bilgileri yazılır. Arkadaşlar bu kısma yani sol köşeye mahalle adı, cadde, numara ve il ilçe yazılır. İl ilçe belde artık ne varsa telefon numarası da bırakılabilir buraya. Dikkat edelim. Son olarak ek varsa dilekçe ile birlikte sunulması gereken belgeler varsa yazı alanının sol alt kısmına ek yazılarak bu başlık altında adı, adedi ve sayfa sayısı belirtilen belgeler numaralandırılarak yazılır. Arkadaşlar burada ek 1 diye vermişim. Sağlık raporu. Tek bir ekim olduğu için ekstradan yazmadım. Eğer birden fazla ek varsa ek 2, ek 3 şeklinde yazabiliriz. Ve bunların sayfa sayısı da yazılabilir. Sağlık raporu bir sayfa diyelim arkadaşlar. İşte dilekçemiz buydu. Dilekçe kurallarına göre bunu yapmamız lazım. Yani bu şekilde bir hitap olması lazım hangi kurumsa sonra kendimizi tanıtmamız lazım. Daha sonra sorunumuzu ifade etmemiz gerekiyor. Sonrasında gereğinin yapılmasını arz etmemiz gerekiyor. Yani saygı ifadesini kullanmamız lazım. Tarih, imza, ad soyad buraya, adres kısmı buraya yazılacak. Varsa ekler de buraya yazılacak. Eğer herhangi bir ekiniz yoksa bunu yapmanıza gerek yoktur. Arkadaşlar buradaki düzene de yine dikkat etmemiz gerekiyor. Tam hizada olması gerekiyor. Umarım dilekçe anlaşılmıştır. Devam ediyorum. Tutanak. Belgelenmesi gereken bir olayı ya da durumu kayıt altına almak amacıyla veya bir toplantı esnasında yapılan konuşmaların yazıya geçirmesiyle oluşan belgelere biz tutanak adını veriyoruz. Bunlar da resmi mektup kabul edilir. Tutanak yazmanın kurallarına bakalım. Çizgisiz beyaz A4 kağıdına bilgisayar veya tükenmez kalemle yazılmalıdır. Eğer bir yanlış yapılmışsa üstü tek çizgiyle çizilir ve düzeltme paraflanır. Yani eğer burada bir yanlış yazmışsam mesela almak kelimesini yanlış yazmışım. Bu şekilde karalamıyorum arkadaşlar. Yapacağım şudur. Tek bir çizgi. Sonra buraya bir paraf atarım. Bu nedenle düzeltilmiştir şeklinde kullanmam gerekiyor. Tutanakta silme, kazıma ve tutanağa sonradan ekleme yapılmaz. Bu şekilde karalayamayız ya da silemeyiz ya da ekstradan bir ekleme yapamayız. Tutanaklar içeriklerine göre adlandırılır. Arama tutanağı, duruşma tutanağı, iş kasası tutanağı, devamsızlık tutanağı, sınav tutanağı ve benzeri şeklinde tutanaklar vardır arkadaşlar. Tutanaklar ıslak imza ile kayda alınmalıdır. E imza olmaz arkadaşlar. Islak imza ile yani fotokopi de kabul edilmez. Eğer birden fazla tutanak tutuluyorsa bunlar fotokopi çekilir. Ancak imzaları ıslak imza ile atmamız gerekiyor. İmzaların fotokopisi olmaz. Birden fazla sayfa kullanmışsa her sayfa numaralandırılır ve paraflandırılır. Mesela tutanağımız 3 sayfadır numaralandıracağız bu şekilde ve herkes paraf atacak. Herkes imzasının benzerini atacak arkadaşlar ve her sayfaya atmak zorundadır. Tutanaklarda toplantının gündemi yazılır ve olay ve durumlar ayrıntılı kayda alınır. Mesela dilekçelerde ayrıntıya girilmez ancak tutanaklarda ayrıntıya girilmesi gerekir. Tutanaklar yoruma açık olmadan net bir şekilde ifade edilmelidir. Olay tutanaklarında olayın ne zaman, nerede ve nasıl olduğuyla olaya karışanlarla ilgili tespitler yapılır ki olay tutanağı ile ilgili bir örneğimiz var. Tutanak, tutanağı tutanlar ve varsa şahitler tarafından okunarak imzalanıyor arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Tutanak örneğimizde daha iyi anlarsınız. Evet tutanak örneğimiz bu. Arkadaşlar tutanak ya da tutanaktır şeklinde yazabilirsiniz. Şimdi biz bir olay kurguladık ve o olayı anlatıyoruz. 10.06.2021 tarihinde okul bahçesinde nöbet görevimizi yerine getirirken okul binasının çatılarında kopmalar tespit edilmiştir. Rüzgar nedeniyle çatının parçasının kopup savrularak okul bahçesine düşme ihtimali göz önüne alınmış. Durum okul idaresine ve belediyeye bildirilmiştir. Okul idaresince öğrencilerin ikinci ve üçüncü ders saati teneffüslerinde bahçeye çıkmalarına tedbiren izin verilmemiştir. Belediye ekiplerinin gelip düşme ihtimali olan malzemeyi sökmesiyle tehlike ortadan kalkmış ve öğrencilerin sonraki ders teneffüslerinde bahçeye çıkmalarına izin verilmiştir. Bu tutanak birlikte tutularak tarafımızca imza altına alınmıştır. Tarihi buraya yazıyoruz arkadaşlar. Saati de yazıyoruz. Sonra buraya kimler varsa yani o tutuna kimler tutmuşsa onların adı soyadı görevleri ve imzaları yazılır. Varsa şahitler şahitler de yine bu kısımlara yazılabilir ya da birden fazla kişi varsa onlar da yazılabilir. Arkadaşlar dikkat edin samimi birdir kullanmak. İşte benim sayemde bu önlendi falan demedi. Samimi birdir de kullanmadı. Yani olay neyse onu anlattı ve burada da arkadaşlar onlar tarafından yani imzayı atanlar tarafından bu tutanağın tutulduğunu anlatarak bu tutanağı resmileştirdi. Tarih ve saatte yine atılması gerekiyor. Arkadaşlar bir notumuz var ona da bakalım. Herhangi bir düşünceyi, görüşü açıklamak, bir tezi savunmak için bir devlet yetkilisine ya da halka hitaben bir kişi ya da kurum tarafından yazılan gazete, dergi veya televizyon aracılığıyla yayınlanan mektuplara açık mektup. Diyoruz. Arkadaşlar bazen bir teşekkür mektubu yazılabilir. Gazetelerin son sayfalarında büyük bir şekilde ilan verilebiliyor. Ya da televizyonlarda açık mektup şekilde işte Cumhurbaşkanı'na yazılan mektup ya da işte falanca devlet başkanına yazılan mektup ya da falanca sporcuya yazılan mektubu televizyonda okuyabiliyorlar. Biz bunlara açık mektup diyoruz. Yani kamuoyunun ulaşabileceği mektuplar açık mektuplardır. E-posta. E-posta bilgisayarlar veya bir ağ içindeki belli gönderim merkezleri arasındaki elektronik bilgi iletişimidir. E-postaya yani elektronik postaya elektronik mektup ya da e-mekte diyebiliyoruz. Yani e-postaya elektronik mektup ya da elmek diyebiliyoruz ki e-posta demek elektronik postanın kısaltılmış halidir. Buradaki e kısmı elektronik demek zaten burada da posta var. Elektronik postanın kısaltılması e-postadır. Biz buna elmek de diyebiliyoruz. Elektronik mektup da diyebiliyoruz. Elektronik posta mektuba benzer. Elektronik postanın mektuptan farkı e-postalara resim, müzik, Video gibi her türlü dosyan eklenebilmesi ve alıcının bilgisayarına gönderilebilmesidir. Yani elle teslim edilmiyor. Elektronik posta mektuplara göre daha yaygındır ve alıcıya daha hızlı ulaşmaktadır. Genel ağın yaygınlaşmasıyla mektubun yerini daha çok e-posta almıştır. Genel ağ dediğimiz internettir arkadaşlar. İnternetin yaygınlaşmasıyla mektubun yerini e-postalar almıştır. E-posta hizmetlerinden yararlanabilmek için e-posta hesabı açmak gerekir. Bu hizmeti ücretsiz ya da ücretli veren sitelerde bulunmaktadır ki genellikle ücretsizdir bunlar. E-posta adreslerinde başta kullanıcının adı, biz seçiyoruz bunu, adres işareti yani et işareti, e-posta sağlayıcının adı, işte gmail'dir, hotmail'dir, yahudur artık neyse, maynettir neyse artık ya da ebadır. Nokta ve site uzantısı yer almaktadır. Arkadaşlar bu bizim seçtiğimiz kısım. Burayı adres işareti yani et işareti. Bu kısım e-posta sağlayıcısının adıdır. Diğer kısımlarsa site uzantılarıdır. E-posta yazılırken kişisel bilgiler güvenlik altına alınmalıdır. Bir e-postada iki birleşen vardır. Üst bilgi ve e-posta bedeni. Üst bilgiye bakalım. Bu birleşende ileti özeti gönderen alan ve iletiye ilişkin diğer bilgiler bulunur. Arkadaşlar üst bilgi bu şekilde diyelim. Burada alıcı vardır. Burada gönderici vardır. Buradaysa konu vardır arkadaşlar. E-posta bedeninde burada iletinin kendisi ve genel olarak kullanıcı imzası yer alır. Arkadaşlar daha sonra içerik kısmına geçiyoruz. Yani konu kısmı bu kısımdadır. Bu kısımda ise artık e-postada ne yazmak istiyorsak onu ifade ediyoruz arkadaşlar. Burası üst bilgi ya da üst beden. Burası da e-posta bedeni olarak geçmektedir. Yani asıl kısım burası. Evet e-postanın özellikleri bu şekilde. Açık oturuma geçelim arkadaşlar. Açık oturum. Bir başkan yönetiminde, alanında uzman kişiler tarafından geniş halk kitlelerinin önünde yapılan tartışma türüne biz açık oturum diyoruz. Arkadaşlar, halkın genelini ilgilendiren konularda bir başkanın yönetiminde, alanında uzman kişiler tarafından yapılan tartışma türüdür açık oturum. Özelliklerine bakalım. Bir salonda ya da televizyon ve radyo aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Yani geniş halk kitlerinin ulaşabileceği bir alan olması gerekiyor. Alanında yeterliliğe sahip bir başkan bulunur arkadaşlar. Başkanın hem konuya hakim olması lazım hem de oradaki tartışmacıları iyi bir şekilde yönetmesi gerekir. Bir başkan ve en az 3 kişi bulunmalıdır. Tartışmanın boyutunu başkanın sorduğu sorular belirler. Başkan konu ve tartışmacılar hakkında bilgi verir. Önce onları tanıtır. Tartışmanın sonunda başkan konuyu özetler. Yani ne anlattılar, ne yaptılar, nasıl bir sonuç çıkarılmış onu verirler. Tabi açık oturum kesinlikle işte bu sonuç çıkarıldı, bu çıkarılacak gibi bir ifade kullanmaz. Konuşmacıların kullandığı ifadeleri toparlar başkan. Son olarak dinleyicilerin konuyla ilgili soruları alınır. Ki günümüzde pek yapılmıyor ancak açık oturumlarda dinleyicilerden soru alınmalıdır. Konuşmacılara eşit süre verilmelidir. Yani herkese 10 dakikaysa 10 dakika, 5 dakikaysa 5 dakika eşit bir şekilde verilmesi gerekir. Ciddi ve ağır başlı bir ortamda gerçekleştirilir. Açık oturumlar. Arkadaşlar paneller var. Çok samimi bir dil kullanılır panellerde. Mesela futbol programlarını düşünün. Oturuyorlar, sohbet ediyorlar, birbirlerine laf söylüyorlar, gülüyorlar, eğleniyorlar. Açık oturumlarda ise dikkat ederseniz televizyonlarda işte siyasi, ekonomik tartışmalar ya da spor tartışmaları da olsa ciddi bir dille yapılıyor. Yani böyle eğlenerek yapılan bir tartışma programı değildir açık oturum. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ciddi ve ağır başlı bir ortamda gerçekleşti. Açık oturumun uygulama aşamalarına bakalım. İlk olarak konuşmacılar belirlenir. Açık oturumu yönetecek başkan belirlenir. Üçüncü olarak başkan tartışma konusunu ve konunun önemini belirtir. Dördüncü olarak başkanın konuşmacıları tanıtması ve konuşmacılara sırayla söz vermesi. 5 seçilen konunun başkanın soruları doğrusunda birkaç turda tartışılması. 6. Başkanın oturum sonunda konuyu toparlaması ve dinleyici sorularını alması. Arkadaşlar açık oturumun uygulama aşamaları bunlardır. Konuşmacılar belirlenir, başkan belirlenir, başkan tartışma konusunu ve konunun önemini belirtir izleyicilere. Başkan konuşmacıları tanıtır, konuşmacılara sırayla söz verir. Başkanın soruları doğrusunda birkaç tur döner tartışmalar. Başkan oturum sonunda konuyu toparlar ve dinleyicilerin soruları varsa onları alır. Evet açık oturumun uygulama aşamaları bunlardı. Arkadaşlar konu anlatımımız bitti. Şimdi etkinliklerimiz yani soru çözümlerimize bakalım. Evet etkinliklerimize başlıyoruz. Doğru yanlış sorularımız var. Hemen onlara bakalım. Mektup Bugünkü iletişim araçlarının olmadığı zamanlarda insanlar tarafından yaygın bir şekilde kullanılan haberleşmeyi sağlayan tek iletişim aracıdır. Arkadaşlar, doğrudur. Mektubun öyle bir özelliği var. Evet, doğru diyoruz. Mektupta asıl anlatılmak istenenler sonuç bölümde yer alır. Yanlıştır, arkadaşlar. Asıl anlatılmak istenenler gelişme bölümde yer alır. Günümüzde hemen her alanda mektubun yerine kullanmaya başlanan e-posta bir iletişim aracı olarak hayatımıza girmiştir. Doğrudur arkadaşlar. Bir iletişim aracı olarak girmiş ve mektubun yerini tutmuştur e-postalar. Edebiyatımızda mektup türü Tanzimat edebiyatı döneminde gelişmeye başlamıştır. Evet edebiyatımızda daha önce mektup vardır ancak batılı tarzda mektubun gelişmesi Tanzimat döneminde başlamıştır. Doğrudur. Mektupta hitap mektup yazılan kişiye göre değişir. Evet arkadaşlar, eğer samimi birisine yazıyorsak farklı bir dil kullanırız, farklı bir hitap yaparız ama bir büyüğümüze yazıyorsak farklı bir hitapta bulunuruz. O zaman buna da doğru diyoruz. Mektuplara hitapla başlanır ve hitaptan sonra iki nokta veya noktalı virgül konmalıdır. Evet mektuplarda hitapla başlanır ancak iki nokta veya noktalı virgül konulmaz. Ne kullanılır? Virgül kullanılır. O zaman bu ifade yanlıştır. Bilinen en eski iletişim türlerinden biri olan mektup türünün ilk örnekleri Mısır firavunlarına ve Hititlere aittir. Doğrudur arkadaşlar. Bunlar arasındaki iletişim mektup türünün ilk örnekleri kabul edilir. Mektuplarda kağıdın sağ üst köşesine yer ve tarih yazdır. Yani bu kısma evet yer ve tarih yazdır. Doğrudur. Buraya D yazıyoruz. Edebi mektupların en önemli özelliği samimi bir dille yazılmalarıdır. Yanlıştır arkadaşlar. Edebi mektuplar samimi bir dille yazılmaz. Özel mektuplar samimi bir dille yazılır. Edebi mektupların en önemli özelliği sanat değeri taşımalarıdır ve belge niteliği kazanabilmelidir elektronik posta yani e-posta mektuplara göre daha yaygındır ve alıcıya daha hızlı ulaşmaktadır evet arkadaşlar bir e-postanın ya da elektronik postanın kişiye ulaşması yaklaşık bir dakika sürmektedir bu da ne kadar hızlı olduğunu ve yaygın olduğunu gösterir doğrudur tutanaklar yoruma açık olmadan net bir şekilde ifade edilmelidir Evet, tutanaklarda yoruma yer yoktur. Ne görülmüşse onlar anlatılır. Doğrudur. Dilekçede istek veya şikayet ayrıntılarına varıncaya kadar anlatılır. Yanlıştır arkadaşlar. Kısa ve öz anlatmamız gerekiyor dilekçeleri. Tutanakları ise ayrıntılı bir şekilde anlatırız. Dilekçede ise öz olmamız lazım. Yani gereksiz ayrıntılara girmememiz lazım. Dilekçeler iş mektuplarına girer. Yanlıştır arkadaşlar. Dilekçeler resmi mektuplara girer. Yanlış diyeceğiz. Mektup türü Cumhuriyet döneminde önemli yitirmiştir. Arkadaşlar bu ifade de yanlıştır. Cumhuriyet döneminde yaygınlaşmıştır. Günümüzde azalmıştır arkadaşlar. Yani 2000'lerden sonra artık mektuba rağbet gösterilmemiştir. Açık oturum en az 3 katılımcı ve başkan yönetiminde yapılır. Evet açık oturumda en az 3 katılımcı ki alanda uzman olmaları lazım ve bir başkan yönetiminde yapılır. Doğrudur. Evet doğru yanlış sorularımız bu şekildeydi. Boşluk doldurmalarımıza geçelim. Boşluk doldurma. Mektuplar nokta nokta ve nokta nokta olmak üzere dörde ayrılır. Evet mektuplar edebi mektup, özel mektup, iş mektupları ve resmi mektuplar olmak üzere dörde ayrılır. Hemen yazayım. Evet özel edebi iş ve resmi mektuplar olmak üzere dörde ayrılır. Fuzuli'nin nokta noktası edebiyatımızdaki ilk edebi mektubumuzdur. Fuzuli'nin şikayetnamesi edebiyatımızdaki ilk edebi mektuptur. Geniş halk kitlelerini ilgilendiren bir konunun bir başkan yönetiminde dinleyiciler önünde konuyla ilgili farklı düşüncelere sahip uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmalara biz açık oturum diyoruz arkadaşlar. İnsanların duygu ve düşüncelerini çevrelerinde olup bitenleri uzaklardaki yakınlarına samimi bir üslupla kağıda dökerek anlattıkları yazılara biz mektup diyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Nokta nokta sanatçıların düşünürlerin yazdıkları sanat ve düşünce derinliği taşıyan mektuplardır. Arkadaşlar bunlar edebi mektuplardır. Dilekçeler bir tür nokta nokta olarak da kabul edilir. Arkadaşlar dilekçeler bir tür resmi mektup olarak kabul edilir. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın nokta nokta adlı eseri mektup tarzında yazılmış bir romandır. Arkadaşlar Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın mektup tarzında yazdığı romanı mutallakadır. Belgelenmesi gereken bir olayı ya da durumu kayıt altına almak amacıyla veya bir toplantı esnasında yapılan konuşmaların yazıya geçilmesiyle oluşan belgelere biz tutanak diyoruz. Nokta noktanın Handan adlı romanı mektup biçiminde yazılmıştır. Arkadaşlar Halide Edip Adıvar'ın Handan adlı romanı mektup biçiminde yazılmıştır. Divan Edebiyatı'nda Nesir biçimindeki yazıya nokta nokta ki biz buna inşa diyoruz nesir biçimindeki yazıya inşa diyoruz. Nesir yazarına biz münşi diyoruz. Bu eserlerin toplandığı kitaplara da biz münşaat diyoruz. Hemen yazıyorum. Evet. Divan edebiyatındaki nesir biçimdeki yazıya inşa, nesir yazarına münşi, bu eserlerin toplandığı kitaplara da münşaat adı veriyoruz. Divan edebiyatına mektup deyince aklımıza münşaatların gelmesi gerekiyor. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Soru çözerek konuyu daha da pekiştirebilirsiniz. Buraya kadar izlemişseniz beğeninizi atın ve abone olmayı unutmayın. Notları açıklama kısmında oradan indirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.